Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermez? A. Onun şiirlerinde insanın sıkıntılarıyla birlikte verildiği dizeler çarpıcı imgelerle yoğrulmuştur. Burada kendi düşüncesi var. Çarpıcı imge diyor ya, özellikle çarpıcı kelimesi kendi düşüncesi olduğunu gösteriyor. A gider. B. Yazar engin birikimini okurla paylaşmaktan büyük mutluluk duyar gibidir. Mutluluk duyar gibidir. Bakın kendi yorumu. Öyle hissediyor. O yüzden bu da kişisel düşünce. C. Eleştirmenler son kitabındaki şiirlerin kolay anlaşılmayan, kapalı bir yapısı olduğunu söylüyor. Eleştirmenlerin sözünü söylemiş, yani bu kanıtlanabilir. Kişisel düşüncesi değil. Nesnel bir şey söylüyor. Başka eleştirmenlerin düşüncesini alıyor. O yüzden cevap bu. D. Roman hepimizin günlük yaşamda kullandığı dille yazıldığı için her yaştaki okurun beğenisini kazanıyor. Her yaştaki okurun beğenisini kazandı onun düşüncesi, ama biz böyle düşünmeyebiliriz. Basma kalıp anlatımlardan, yapay ifadelerden kaçınmasının başarısındaki payı çok büyük. Bu yine onun düşüncesi. Başarılı olmasında basma kalıp anlatımlardan kaçınması onun fikri. Belki başka şeyler başarılı olmasını sağlamıştır. O yüzden cevap C. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç belirtilmiştir? 1. Bunca zorluğu göze alıp buraya yeni bitirdiğim tabloyu görmeye gelmiş. Bunca zorluğu göze alma amacı yeni bitirdiğim tabloyu görmek, bu amaçla gelmiş. O yüzden burada amaç var. 1 olan şıkları alacağız, 1 olmayanları eleyeceğiz. Elimizde 2 şık kaldı zaten. 2. Bütün şiirlerini ölçüsüz, uyaksız yazdığın için bu şiirini yadırgadım. Şimdi burada neden sonuç var? Neden yadırgadım? Bütün şiirlerini ölçüsüz, uyaksız yazdığın için. Burada neden sonuç olduğu için bunu eliyoruz. 3. Sen de benim kadar çalışsan emin ol benden de başarılı olursun. Burada da şart var değil mi? Şart koşul cümlesi var. Başarılı olmanın koşulu senin de benim kadar çalışman. Bu da gider. 4. Seninle yeni iş takvimi ile ilgili görüşmek için tam 2 gündür bekliyorum. Bakın burada 2 gündür bekleme amacı ne? İş takvimi ile ilgili görüşmek amacıyla bekliyorum. Burada da geldi amaç. Yani 1 ve 4'te amaç vardı. Son cümleyi de okuyalım. 5. Buraya her gelişinde beni arar, mutlaka halimi hatırımı sorar. Burada da yok. Cevabımız B. Aşağıdaki cümlelerin hangisine karşıtlık ilişkisi vardır? A. Çok eski model bir araba olmasına rağmen motoru çok sağlamdı. Normalde çok eski model bir arabanın motorunun da eski olmasını bekleriz. Fakat burada tam tersi olduğu için bir karşıtlık durumu var. Cevap geldi. Cevap A. B. Elbette sen de bu sınavı kazanırsın. Lakin çok çalışman koşuluyla. Bu koşul cümlesi, bunu geçiyoruz. Karşıtlık yok. C. Arkadaşlarınla final maçına sen de git ama önce ödevlerini bitir. Bu da gitti. Bir koşul var gene. D. Kiracımız en nihayetinde evi boşaltacakmış fakat ancak 2 ay sonra. Burada da yok bir karşıtlık. E. Ben ortalığı toplarım. Sen de marketten gerekli alışverişi yaparsın. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisinde yargının nedeni belirtilmemiştir? A. Ülkemizde dengesiz beslenme yüzünden obezite iyice yaygınlaşmıştır. Obezitenin yaygınlaşma nedeni ne? Dengesiz beslenme. Burada sebep geldi. B. Doğru beslenme alışkanlığı geliştirmeye yönelik çalışmalar olumlu sonuç verdi. Yargımız olumlu sonuç vermesi ama nedeni yok. Aslında yine cevap geldi. C. Yemeklerimizi doğru pişirmediğimizden yemeklerden almamız gereken vitaminleri alamıyoruz. Vitaminleri alamamamızın nedenine doğru pişirmememiz. Burada da var neden. D. Günlük su tüketiminin yeterli olmaması vücudumuzda mineral eksikliğini ortaya çıkarıyor. Mineral eksikliğinin sebebi ne? Su tüketiminin yeterli olmaması. Burada da neden var. E. Sporun sağlık için öneminin yeterince anlaşılmaması vücudun hantallaşmasına yol açıyor. Hantallaşmanın nedeni ne? Sporun öneminin anlaşılmaması. Burada da neden geldi? Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Ahmet Haşim'in üslubuna yönelik bir açıklama yoktur? Üslup, yazar nasıl anlatmış, anlatış tarzı nasıl, onun cevabıdır. 1. Ömrünün sonuna doğru dilini gittikçe temizleyen, yalınlaştıran Ahmet Haşim okuduğu Fransız şairlerinin etkisi altındadır. Bakın dili yalınmış, anlatışı yalın. O yüzden burada üslup var. 2. Şiir kamerlerinin uzunlukları değişik sayılarda gruplanan 24-26 dizi arasında değişir. Burada sadece şiirlerin dizelerinin sayısını söyledi. Nesnel bir cümle söyledi. Herhangi üslubuna dair bir şey söylemedi. O yüzden cevap geldi aslında. Gene de bakalım, diğerlerinde de gösterelim üslubu. 3. İlk gençliğine kadar uzanan bu şiirlerdeki dili arıtmamış, olduğu gibi bırakmıştır. Bakın dilini arıtmamış, dili arı değil. Bu da üslupla ilgili bir şeydir. C de gider. 4. Ahmet Haşim'in sözcük dağarcığı ufaktır. Bunların arasında da sıfatların sayısı yüksektir. Sıfatları çok kullanıyormuş, sözcük dağarcığı azmış. Anlatımında en fazla sıfat kullanıyormuş. Bu da üslupla ilgili bir şey. 5. Şiirlerindeki bütün sözcüklerinin aşağı yukarı %40'ı sıfattır. Bunlardan görme duyusuna bağlananlar çoğunluktadır. Yine sözcüklerinde sıfatları çok kullandığını söyledi. Yani anlatım şekliyle ilgili bir şey söyledi. Bu da üslupla ilgili. Cevap B.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir roman kahramanına ait olamaz? A. Van'a geldiğimin üçüncü günüdür. Gene bu yoldayım. Karşımdan köylüler geliyor. Bu cümleyi bir roman kahramanı söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Yani kahraman anlatıcı var burada. Sorunun sorduğu bu. Bir kahraman anlatıcı var. Onun ağzından çıkan söz alınmış. Bu gitti. B. Akdamar adında bir gemiyi tamir edilirken gördüm ama gene eski motoru takacaklarmış. Yine kahraman anlatıcı anlatıyor. Çünkü ben gördüm diyor. Bakın ben yoldayım. Ben gördüm. Kahraman anlatıcı. C. Kamyon üstündekileri bu ovadaki bir köye indirdik. İlk doğu köyünü burada gördüm. Gördüm diyor bakın. Yine kendisi anlatıyor. Kahraman anlatıcı. D. Çaresiz döndü. Ama bakın burada kahraman anlatıcı yok. O var. Üçüncü kişili anlatım var. Yani burada kahraman anlatıcı yok. Devam edelim. Adam onu düpedüz kovmuştu. Yanındaki arkadaşını anlatmaya başladı. Burada üçüncü anlatıcı var. Yani gözlemci anlatıcı var. E. Ben taş kesilmiştim. Bakın yine ben dedi. Kesilmiştim dedi. Sokak ortasında biri koluma dokunuyor. Ben de bir ilkilme. Kolum bende. Bu da gitti. Cevap D. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle ikincinin nedeni durumundadır? A. Bugün olanları ona hemen anlatmam gerekiyor. Yoksa çok merak eder. Burada bir neden sonuç ilişkisi yok. Bu gider. B. Yüzü çok asık. Bugün ona haber vermeden sinemaya gittiğimizi duymuş olmalı. Burada bir tahmin var. C. Dünkü olayın sorumlusunun kim olduğunu öğrenmiş. Çok üzülmüş. Bakın ikinci yargı çok üzülmüş. Nedeni ne? Dünkü olayın sorumlusunun kim olduğunu öğrenmesi. Cevap geldi bile. D. Hem eve geç geliyorsun hem de seni bağışlamamı istiyorsun. Yok burada neden ilişkisi. E. Sen her zaman demez miydin huylu huyundan vazgeçmez diye. Burada da yine birinci cümle neden değil. Cevap C. Yukarıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? 1. Buranın halkı kamışlardan sepet örer, bunları satarak geçimini sağlar. Bunu kanıtlayabiliriz değil mi? O halkın neyle geçindiği kanıtlanabilir. Yani bu tamamen nesnel. 2. Romanı tek bir kişinin üzerine kurmak romanda tek boyutluluk değil mi? Bu söyleyen kişinin fikri. Yani burada öznellik var. A'da nesnellik vardı. 3. Bu kayaların görünüşü kırık dişli bir ağzı andırdığından çok komik. Bu onun fikri yine öznellik geldi. O yüzden 2 ile 3 öznel, A nesnel aslında cevap çıkmış oluyor. 4. Günümüz ev kadınının bence hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü her şey otomatik aletlerle yapılıyor. Bu onun fikri. Bizde ev kadınlarının çok sorunları var diyebiliriz. 5. Sözlerini anlamadığım bu ezgi müzikten başka her şeye benziyor. Yine kendi fikri müzikten başka her şeye benzedi. Onun fikri bir başkası çok sevebilir o ezgiyi. O yüzden cevap A çünkü o nesnel. Aşağıdakilerden hangisinde iznim olsa da sizinle gelemem cümlesinde olduğu gibi koşul gerçekleşse de eylemin yapılamayacağı anlamı vardır. A. Pencereleri biraz açsan da oda biraz havalansa. Burada öyle bir şey yok. Gerçekleşmeyeceği diye bir şey yok. B. Yediklerime dikkat etsem de bir türlü kilo veremiyorum. Bakın geldi. Yediklerime dikkat etsem de yani koşul gerçekleşse de bir türlü kilo veremiyorum. Eylem yapılamıyor. İşte cevabımız bu. Diğer şıklara bakalım hızlıca. C. Senin yerinde olsam mutlaka yüksek lisans yaparım. Bir öneri var. Bu olmaz. D. Annesinden izin alabilirse o da bizimle gelecekmiş. Burada sadece koşul var. Devamında belki gerçekleşecek, gerçekleşmeyeceği anlamı yok. E. Bir an önce bir ev alsak da bu kiradan kurtulsak. Burada da bir istek var. Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi yazarın bu cümlede belirtilen davranışının nedenini açıklar? Farklı türlerde eser vermesine rağmen öykülerinde de romanlarında da hiçbir zaman kolaya kaçmadı. Kolaya kaçmamış. A. Bu sanatçı yapıtlarında romantizmin bütün özelliklerini taşımaktadır. Bu romantizmin bir özelliği değil. Hiçbir zaman kolaya kaçmamak. B. Bunca yapıta rağmen kendini hala yazar olarak görenlere şaşar. Burada bir yorum var, bir değerlendirme var. C. O her zaman ne söylemesi gerektiğinden çok nasıl söylemesi gerektiğini önemsemektedir. Burayla ilgisi yok. Yani kolaya kaçmamasını açıklayan bir cümle değil. Başka bir şey açıklıyor olabilir bu cümle ama. D. Son zamanlarda şiir türüne yönelmeye çalıştığının işaretlerini vermeye başlamıştır. Burada romandan, öyküden bahsediyor. Şiirle ilgili hiçbir şey yok. Bu olamaz. E. Bunda sanatsal sorumluluğunun yanı sıra okura duyduğu saygının da payı var. İşte geldi. Niye kolaya kaçmıyormuş? Bir sanatsal sorumluluk, ikincisi okura duyduğu saygı. Cevap E. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı bir gerekçe içermektedir? Gerekçe neden demek? A. Şiirlerinizi yazarken özellikle tercih ettiğiniz bir konu var mı? O anda bana ilham veren neyse onu tercih ederim. Hayır, hiç gerekçe falan söylemedi. Sadece tercihini söyledi. B. Anlam mı, biçim mi diyorsunuz? Güzel yazmak istediğimden hem anlam hem biçim diyorum. Geldi bakın. Güzel yazmak istediğimden, istediğim için neden burası? Gerekçe yani burası. Gerekçe bulurken çünkü'yü ararız. Bakın cümleye çünkü ile başlayalım. Anlam mı biçim mi diyorsunuz? Hem anlam hem biçim diyorum. Çünkü güzel yazmak istiyorum. Cevabımız geldi. C.
Şiir yazarken nasıl bir yol izlersiniz? Önce duygu ve düşüncelerimle biçimlenmesine izin verdiğim ayrıntılara başlar, sonra da onları biçimlendiririm. Burada yok hiç gerekçe. D. Şiirde geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Garip bir çelişki. Okur sayımız az, şair sayımız çok. Burada da yok bir gerekçe. E. Şiire yeni başlayanlara öneriniz var mı? Yazmaya başlamadan önce iyi bir okur olsunlar. Yine gerekçe yok. Cevap B. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? A. Doğrudan anlatım cümlesi. B. Bir gerekliliğin amacını açıklayan cümle. C. Koşula bağlılık içeren cümle. D. Neden sonuç ilişkisi içeren cümle. E. Dolaylı anlatım cümlesi. Şiirin bir çığlık, bir ilanı aşk, sallanan bir yumruk olduğunu söyleyen şair bize de soruyor. Hiç ilerlemeyeyim, hemen geldi dolaylı anlatım. Bir yumruk olduğunu daha önceki sorularda da söylemiştim. D, D, T, T şeklinde ekler görürseniz orada bir dolaylı anlatım vardır. Bunun doğrudan olan kısmı şöyleymiş. Şiir bir çığlık, bir ilanı aşk, sallanan bir yumruktur şeklindeymiş ama onu bize dolaylı olarak bu şekilde aktarmış. Sizce nedir şiir? İşte geldi doğrudan anlatımda tırnak içinde. Bu da doğrudan anlatım gider. Bu soruya cevap vermek zor. Kuşkusuz şairin söylediklerinin hepsi şiirde olabilir ama bunlar düz yazıda da yok mu? Şiirin ne olduğunu anlayabilmek için onu düz yazıdan ayıran özellikleri bulmak gerekir bence. Bakın bir gerekliliğin amacını açıklayan cümle de geldi. Gerekir bence dedi. Bu gerekliliğin amacı ne? Şiirin ne olduğunu anlayabilmek için. Mak için, mek için genellikle amaç yapar. O da gitti. Böyle bir ayrım olmazsa şiirle düz yazının da bu sayılanlardan dolayı bir farkı kalmaz. Olmazsa şart kipi de geldi. Yani koşula bağlılık içeren cümle de geldi. Koşul cümlesi de geldi. Cevap D.